Merhaba dostlar. Bugün pişiğimizin hikayesini anlatayım size. Bundan 3 sene önce Balıkalin'de pişik 6 tane yavruyla birlikte doğuyor. Annesi bunlara Ocak ayında bakamadığı için soğukta 5 tane yavru ölüyor. Arkasından benim büyük oğlum pişiği alıyor. Getiriyor eve. Günlerce sütle besliyor. Daha sonra mamaya geçmeye yakın. Hatta o sırada annesi her gün geliyor, aranıyor. Anne yüreği işte. Ama öbür yavrular öldüğü için bu da ölmesin diye benim oğlum böyle bir yola başvuruyor. Alıyor, getiriyor, besliyor. Sütten kesip mamaya geçince bize veriyor. Ben istememe rağmen kızımın isteğiyle biz evimize kabul ettik pişiği. Ben hiç hayvan beslememiştim o zamana kadar, muhabbet kuşu dışında. Ondan sonra kedimiz bizimle 3. katta oturuyorduk. Yaşamaya başladı. Evin her tarafı kıl oluyordu. Hatta benim alerjim oldu. Doktora gittim. Kedinin bana alerji yaptığını söyledi. Neyse, ondan sonra eve geldim. Bu kediyi istemiyorum ben dedim. Kızım dedi ya kedi ya ben. Mecburen kedi bizim evde kaldı. O günden beri bizimle yaşıyordu. Sonra Pamuk girdi hayatımıza. Pamuk da bu Malta Terrier cinsi köpeğimiz. Adı önce Faruk'tu. Biz alınca bunu Pamuk'a çevirdik adına. Pamuk gibi çünkü. Pamuk'un da hikayesi çok acıklı. Daha sonra onu da anlatacağım. Kedimizi ve pamuğumuz geldikten sonra biz şirin yerde bahçeli evimiz vardı. Alt kata taşındık. Dubleks bahçeli evimizdeyiz şu an. Kedi ve köpek için. Bundan 12 gün önce kedimiz kayboldu. Bütün aramalarımıza rağmen, kolu komşuya sormamıza rağmen kedimiz yoktu. Üzüldüm. İçimde çok bir acı yoktu ama ne oldu, nereye gitti diye hep düşüncedeydim. Gözüm hep kedimi arıyordu. Devamlı kedi, tekir kedilere bakıyordum sokakta. Çimlerin arasına baktım, otların arasına baktım, tren yollarını gezdim. Bizim şirin yerde, tren yolunun kenarında bizim evimiz. Her yeri gezmeme rağmen bulamadım. Bizim karşı tarafta boş bir arsa var. Orada genelde otopark olarak kullanıyoruz. Benim de orada Isuzu Sultan modelinde bir karavan yapmak için aldığımız bir minibüsümüz var orada. Bize ait. Onun kenarlarına, altına, çevresine de baktım. Kesinlikle göremedim. 10 gündür de, 12 gündür de bulamadığım kedimi sonradan fark ettim ki benim minibüsün altını, kapaklarını birisi oynamış, açmış, geri kapatmış, kilitlerini bozmuş. Bilmiyorum, sokak çocukları mı, kötü niyetli insanlar mı? Bir türlü elim deyip gidip bakamadım, minibüsün içine girmedim. Daha sonra pazar günü bir komşuyu çağırdım. Onunla birlikte gittik minibüsün içine, açtığımızda. Ne görelim, kedi orada. Kim koydu, kim oraya kapsetti bilmiyorum. Çok bitkin, yorgun, halsiz bir durumdaydı. Ben sevinçten ne yapacağımı bilemedim. Hemen eve getirdik. Su koyduk, yem koyduk, mama koyduk. Komşuda süt de koyun dedi. Süt de koyduk. Yarım saate yakın su içti. Su içmeye doyamadı o şekilde. Daha sonra biraz da süt içti. Sonra kuru mama da yedi. Çok az bir şey. Dünden beri iyi, şükür. Hiç kendini sevdirmeyen pişik kedimiz. Dünden beri kendini okşatıyor, sevdiriyor. Bize yakın davranıyor. Komşuya bile sevdirdi kendini. Aslan gibiydi böyle. Biri ona dokunduğu zaman pati atardı, tırnak atardı. Ama o kadar böyle yorgun, halsiz ki kendini bile sevdiriyor. Onun mutluluğuyla işte bugün bir tane tavuk aldım. Dedim sokak hayvanlarını haşlayayım, suyunu da ekmek doğrayayım. Vereyim kedime, köpeğime, sokak kedilerine.
köpeklere diye. Böyle bugün onlara bir sürpriz yaptım. Hazırladım, önlerine koydum. Bu şekil. Kedimin bulunmasından dolayı çok mutluyum ama bu olayı kim yaptıysa onu hiç bilmiyorum. Onu Allah'a havale ediyorum. Yapan kendini bilir. Yani bilmiyorum kaçıncı yüzyıldayız ve kedi kapatmak ne ya? Ölüme terk etmek ne? Aç susuz 12 gün boyunca nasıl yaşadı onu da bilmiyorum. Gerçekten kedimin ilk haliyle 12 gün sonraki hali harap bitap bir durumda ve çok pislenmiş. Arabayı açtığımda ben 2 dakika bile duramadım. Araba o kadar havasız, pis kokuyordu ki arabanın içi. Çok bir hani pislik de yapmamış çünkü yemediği için sıvı alamıyor, yemek alamadığı için. Ama çok havasız bir araba. Yine çok şükür pişiğimizi kurtardık. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. İyi akşamlar dostlar. Hoşça kalın.